veren sıcaklık, el yakmayan tencere, tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştirin, yo. Mutfağınızı geliştirin, evet. Zamandan ekonomiden tasarruf, yo. Can yakmayan tencere, tencere. Evet, leziz sebzeli. Şimdi Puffin mi Puffu mu olacak bu arada? Puffu. Puffu. Evet, Puffu. Farklı bir isim yapmışlar. Farklı bir isim olmuş. Farklı bir yemek olacak inşallah. Evet, Puffu hamurumuz için 4 su bardağı un kullanacağız. 1 adet yumurta kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı sirke, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 paket kabartma tozu leziz sebzeli Puffu hamuru için. Ve iç malzememiz var. İç malzemesi için de 2 adet rendelenmiş kabak, haşlanmış kabak, 1 adet rendelenmiş haşlanmış tavuk, havuç, 1 adet kuru soğan, 1 tutam dereotu ve maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve 1 çay bardağı kadar da zeytinyağımız var. Leziz sebzeli Puffu için. Evet, şimdi sevgili izleyenlerim, şöyle Ayşegül Hanım malzemelerimizi bizlere saydı. Malzemelerimizi saydıktan sonra ben de kısaca bir daha anlatalım. Ondan sonra sizlerle beraber hemen güzel Puffu'muzu yapalım. Şimdi ilk önce ne yapacağız? İlk önce hamurumuzu hazırlamamız gerekiyor. Hamurumuzu dinlendireceğiz. Ondan sonra sebzemizi, iç malzememizi hazırlayacağız. Onun için bize 4 su bardağı kadar un kullanacağız. Sevgili izleyenlerim, 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar yağ kullanacağız. 1 yemek kaşığı kadar sirkemiz var. 1 adet yumurta kullanacağız. Ve içine 1 pakette kabartma tozumuz var. Onlar hamuru için gerekli olan malzemelerimiz. Ve bir de iç malzememiz var sevgili izleyenlerimiz. İç malzememizde de 2 adet kabak dedik, 1 adet havuç dedik. Şimdi bunları önce ne yapacağız? Bunları haşlayıp ondan sonra suyunu sıktıktan sonra tekrardan ne yapacağız? 1 adet soğanımızı rendeleyeceğiz. Soğanımızı tencerede kavurduktan sonra ondan sonra haşlamış olduğumuz sebzelerimizi içine dahil edeceğiz. Hemen şöyle görüyorsunuz, dereotumuz da olacak. Onları da hafif kavurduktan sonra onları da ne yapacağız? Sebzelerimizde iç malzeme, iç harcımız olarak sizlere kullanmış olacağız. Hemen malzememizin içine dahil etmiş olacağız. Şöyle hemen malzemelerimizi saydık sevgili izleyicilerimiz. Tekrar ne yapalım? Şöyle suyumuzu da alalım. Gördüğünüz gibi sevgili yönetmenimiz suyu saklamış ama. Bu arada suyumuz kaynamış usta. Evet. Sebzeler hemen haşlanacak mı? Onları istersen şöyle yapalım. Ben nasıl size vereyim. Edeceğiz? Şunları rendeleyin. Bunlar tencerede haşlanacak. Aa, bir saniye, bu çok önemli ama rendelendikten sonra mı haşlanıyor? Evet, rendelendikten sonra tamam. Az bir suyla, bir yemek kaşığı, bir su bardağı suyla başka bir tencerede onu haşlayacağız. Ben istersen size şöyle size vereyim. Siz ayrı ayrı haşlayın. Onları şimdi biraz sonra tekrar diğer işlemlerimize geçeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Ya ben şimdi konuk görünce burada bir an böyle bir heyecanlanıyorum. Diyorum çok mu heyecanlandınız? Ki, hayır, diyorum ki bugün çok yorulmayacağım. Konuklar yardım edecek ama yine bana iş çıktı. Tamam, bunları ben rendeliyorum. Biz yapabiliriz. Sen gerisini konuklar yapacak. Şeyiz. Sen deseydin. Emri vaki yapıyorum ama. Tunç Bey çalıştırırdık seni, tek iste yani. Yani bu konuda antrenmanlıyız biliyorsunuz daha önceden. Evet. Yapabilirim yani, yardımcı olabiliriz. Ne yapsak acaba? Tunç Bey'i mi alsak? Tamam, alalım Tunç Bey'i alalım. Tamam, ben o tarafa geleyim şöyle. Tamam. Şöyle eldiven de vereyim o zaman, çalıştıralım biraz. Ben konuşayım ya, Orhan ben hocam. Konuşayım. Tamam. Beyler çalışsın şöyle biraz bugün. Geriye doğru. Şöyle ben eldiven de vereyim Ayşegül Hanım. Tamam, hadi bakalım. Şimdi şöyle sevgili izleyicilerimiz, hemen gördüğünüz gibi yavaş yavaş Tunç Bey'i de yanımıza aldık. Şöyle biraz şöyle tezgahımıza yer tamam, açalım. Tamam, yıkarız onu. Şöyle böyle. Şöyle. Biraz tezgahımızı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, burada olmak güzel. Çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmak. Ben biliyorum şimdi Tunç Bey yemek yapmayı da çok seviyor ya. Burada rahat yoksa çalışayım. Öyle hani emri vakit yapmazdım ama erinmeyeceğini ve yok, erinmem kesinlikle. Gayet mutlu olurum. Onu bol bol çalışacaksın. Zaten herhalde bu son 4-5 ayda evde bütün yemekleri hepsini o yapıyor. Tabii daha fazladır. Daha fazladır. Biz evlendiğimiz, tabii evlendiğimiz zamandan beri yemekler bende. Evet, çok yani ailede gittiğimiz evet, zaman. Evet, yengem de bizi izliyorsa buradan kendisine sevgiler, selamlarımızı selam gönderelim. Biliyorum onu. Şimdi böyle tamamen de şey yapıyorum. Evet. Onlar yapıyorum. Yıkanmış. Rende sen havuçları sadece soyup onları rendeleyeceksin. Şöyle yapalım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen yavaş yavaş görüyorsunuz. Tunç Bey ne yapacak? Kabakları ve havuçları rendeleyecek. O şimdi yavaş yavaş gördüğünüz gibi kabak ve havuçlar rendelenirken bir adet soğanımız rendelenecek. Biraz sonra ağlatacağım onu. Evet, onu da ayrı bir şekilde rendeleyeceğiz ama. Allah şimdi ağlatmasın. Evet, Orhan Bey de bulaşıkları yıkayacak. Tamam. Orhan Hocam'la da biz Orhan Hocam'la beraber şimdi, gittik şey yaptık. Yani Orhan Bey yapalım. Oturuyor ama zannetmesin ki iş yapmayacak. Bulaşıklar da ona kalacak. Oradan programdan sonra da öyle yapacağız değil mi? Tabii. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, görüyorsunuz bir yandan şöyle sebzelerimiz hazırlanıyor.
Sebzelerimiz rendelenirken bize ne yapalım? Şöyle hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuz şöyle gördüğünüz gibi 4 su bardağı kadar unumuzu geniş bir kabımızın içine ilave ettik. Hemen unumuzu geniş bir kabın içine ilave ettikten sonra üzerine şöyle bir paket kabartma tozumuz. Onu da içine ilave ettik. Ondan sonra 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzumuz. Onu da hemen şöyle ilave ediyoruz. Onu da içine ilave ettik sevgili dinleyicilerimiz. 1 yemek kaşığı kadar şöyle görüyorsunuz sirkemiz var. Hemen sirkemizi de içine ilave ettik. Şöyle püf için sevgili dinleyicilerimiz 1 adet yumurtamız. Hemen yumurtamızı da içine ilave ettik. Ve ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar yağ dedik. Şöyle biz biraz ölçü olarak biraz fazla yaptığımız için sonra da tekrardan hamurumuzu hazırladığımızda güzelce bir şekilde işlemimize devam edeceğiz. Şimdi ne yapalım usta? Biz kabakları ve havuçları ayrı ayrı mı haşlıyoruz? Yok, beraber haşlayabilirsiniz. Tamam, rende yapabilirsiniz. Rende yapabilirsiniz. O zaman. Bu su yeterli olacak mı usta? O su çok bile. Onu aslında ben makarna için koymuştum. Siz istersen 1 su bardağı kadar alırsanız yeterli. Tamam, o zaman ayrı bir su biz burada hazırlayalım hemen. Evet. Evet. Şöyle biz de sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hamurumuzu yavaş yavaş şöyle yoğurmaya başlayacağız. Hemen bütün malzemelerimizi içine ilave ettik. Ve malzemelerimizi ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir şekilde başlıyoruz hamurumuzu yoğurmaya. Evet şöyle devam edelim yavaş yavaş. Şöyle güzelce bir şekilde bütün malzemelerimizi sirkeyle beraber hemen harmanladıktan sonra şöyle hamurumuz kıvam alsın diye ne yapacağız? Biraz da şöyle suyumuza hamurumuzu yoğuracağız. Şöyle biraz karıştırdık. Ondan sonra biraz ne yapıyoruz? Şöyle suyumuzu alalım. Çok hafif suyumuzu içine ilave ettik. Ve ondan sonra tekrardan hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet şöyle. Görüyorsunuz hemen. Yavaş yavaş hamurumuz şekil almaya başladı. Bununla ilgili bir pratik bilgi yok mu acaba? Böyle rendelerken poşur poşur her yere. Var aslında ama çok fazla biz mutfağımızda kullanmayı tercih etmiyoruz. Makine mi? Evet. Genelde böyle kendi hakikaten böyle ustamız daha sağ olsun. Şey, evet, sağlıklı. Daha sağlıklı geliyor bize ve daha böyle doğal, daha samimi geliyor. Mesela patates püresini hazırlarken bile emin olun kesinlikle blender kullanmıyoruz. Direkt çırpıcıyla elle daha, aynen daha öyle mantıklı, yapıyoruz. Daha mantıklı, daha güzel. Evde hanımlarımız gibi yapıyoruz yani. Kesinlikle mutfağımızda onların mutfağı gibi onlar rahat bir şekilde yapsınlar diye pratik yöntemleri bizler de tercih ediyoruz tabii ki. Evet, sağ olsun Tunç Bey yorduk ama. Yok estağfurullah. Şöyle güzel güzel şimdi suyumu bekliyorum. Suyum kaynasın. Tenceremize ilave ettikten sonra havuç rendesi ve kabak rendesini beraber haşlayacağız. Sıcak suyumuzu kullanabilirsin Ayşegül Hanım. Kullanalım tamam, o zaman şöyle yaparız. Makarnaya su ilave ederiz. Ben şöyle kepçe alayım. Şuradan Tunç Bey, şuradan. Kepçeyi. Var mı orada? Var. Teşekkürler. Evet şöyle yavaş yavaş hamurumuzu da hazırlıyoruz. Hadi görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz yavaş yavaş hamurumuz şekil almaya başladı. Ayşegül Hanım şöyle biraz yağ alabilir miyim size zahmet tabii bardağımıza? Tabii ki efendim, tabii ki hemen. Nasıl? Biraz da doldurun. Evet. Teşekkür ettim. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hemen görüyorsunuz yavaş yavaş şöyle hamurumuz şekil almaya başladı. Hamurumuzu güzelce bir şekilde yoğurduk. Şöyle puf için görüyorsunuz hamurumuz yoğruldu. Şu anda hazır. İçine ne kullanmıştık? Sevgili bir adet yumurtamız vardı. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar hemen ne kullandık? Sirke kullandık. Ondan sonra 1,5 tatlı kaşığı kadar hemen tuzumuz vardı. 1 paket kabartma tozumuz vardı. Ondan sonra yağımızı da içine ilave ettik. Çok hafif bir suyla hamurumuzu yoğurduk. Hemen şöyle hamurumuz yavaş yavaş güzelce bir şekilde yoğruldu. Şu anda hazır sevgili izleyenlerimiz. Şöyle. Evet biz de suyumuzu ilave ettik. Çok fazla koymuyoruz öyle değil mi usta? Yok çok fazla olmayacak. Hatta o suyunu yeterli. Çekebilirdi. Tabii onu sonra zaten biz süzeceğiz Ayşegül Hanım. Su kalmayacak. Elinize sağlık. Rica ederim. Benim işim bitti herhalde. Senin işin seni biraz ağlatacaktı. Bir tane sıvan rendeleyecek. Tamam hemen rende mi şey mi? Rendelenecek. Rende mi? Tamam rende. Rende aslında yaptığın zaman daha güzel ağlar değil mi Ayşegül Hanım? Bence de. Yani hep ben bağlayacağım. Biraz da Tunç Bey ağlasın. Biz hani böyle yemeklere karşı olan ilgimizden dolayı Orhan'la biz gittik bir de aşçılık belgesi aldık kendimize. Dedik ya dedik hani boşa gitmesin biraz şey yapalım hani madem bu kadar merakımız var alalım dedik. Neyse aldık. Orada şey böyle soğanın kabuğunu falan ağzına alınca falan olmuyormuş ya da ağzından nefes alınca. Evet yani, bir de ben ekmek diye duydum. Yani bir şey olması gerekiyormuş.
Yani böyle soğanın kabuğunu ağzımıza evet. koyduğumuz zaman gözyaşlarımız gidiyormuş, akmıyor. Aslında bir deneme yap başladan soğan kabukları. Bir dahakine denerim inşallah. İnşallah. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz, hemen hamurumuz da hazırlandı. Hamurumuzu güzelce bir şekilde yoğurduk. Şöyle şu anda püfü için gerekli olan malzemelerimiz hazır. Bir yandan sebzelerimizi güzelce bir şekilde haşlıyoruz. Sebzelerimiz haşlanırken biz de şöyle hamurumuzu güzelce bir şekilde soğan yoğurduk. Tatlı soğanmış. Öyle mi? Evet. Şanslısınız. Tatlı soğanmış, yani üzgünüm, ağlatamadın evet. beni. Şöyle hemen gördüğünüz gibi hamurumuz hazır sevgili izleyicilerimiz. Kaç tane yapacaksak hamurumuzu ona göre bezelere bölüyoruz. Şöyle hamurumuzu yoğurduk. Ondan sonra güzelce bir şekilde hazırladık. Hamurumuzu 4 su bardağı kadarıyla hazırlamıştır sevgili izleyicilerimiz. Şimdi hemen bezelerimizi ayıralım. Şöyle gördüğünüz gibi tezgahımıza koyalım. Şöyle kaç tane yapacaksak hemen şöyle sizler de hazırlayabilirsiniz. Bir yandan sebzeler haşlanıyor, bir yandan hamurlarımız hazırlandı. Ama ne yapacağız? Biz tabii ki hamurumuzu dinlendireceğiz sebzelerimiz haşlanana kadar. Evet. Soğanları da en sonunda sebzeler üzerine mi ilave edeceğiz usta? Soğanları nasıl yapacağız? Bir nasıl anlatalım izleyenlerimiz. Evet. Şimdi sebzelerimiz haşlandı. Sebzelerimiz tamam. haşlandıktan sonra hemen sebzelerimizi süzgeçimize koyacağız. Onları güzelce bir şekilde süzeceğiz. Ondan sonra soğanlarımızı hafif bir yağla kavuracağız. Ondan sonra haşlamış olduğumuz sebzelerimizi üzerine içine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra biraz dereotu kullanacağız. Biraz da baharat kullandıktan sonra sebzemizin altını kapatacağız. Ondan sonra hamurumuzu iyice bir ne yapacağız? Şöyle elimizle, ben geçti Tunç Bey'i yine alacağım yani onu bugün biraz çalıştıracağım. Şöyle bakacağız. Şöyle elimizle hamurumuzu açacağız. Hemen şöyle bir kenarına malzememizi koyuyoruz. Ve ondan sonra yavaş yavaş katlayıp tepsimize koyuyoruz. Üzerine bir adet yumurta sarısı. Ondan sonra fırınımıza göndereceğiz. Fırında güzelce bir şekilde pufi hazırlanacak. Tamam. O zaman şimdi biz Tunç Bey'i burada yemek yaparken yoracağız. İsterseniz şimdi biraz da Orhan Bey'i yoralım. Leziz evet. sebzeli pufu yapıyorduk. Yapalım. Sebzeler haşlandı. Hamurlarımız şu an dinlendi. Sıra soğanları kavurmaya geldi. Kavuralım sonra devam edeceğiz. Yani. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz hemen ne yaptık? Kabak ve havuçları haşladık. Onları güzelce bir şekilde şöyle süzdük. Şu anda süzgeçimizde bekliyor. Biz de şöyle tenceremizi koyduk. Tenceremizin içine çok hafif biraz yağımızı içine ilave ediyoruz. Şöyle biraz yağımızı içine ilave ettikten sonra tekrar ne yapıyoruz? Rendelemiş olduğumuz soğanımızı şöyle içine ilave ediyoruz. Bunları iyice kavurmamız gerekecek. Evet. Şöyle ben Ayşegül Hanım'a veriyorum. O yavaş yavaş hemen hazırlasın. Biz de şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz hemen ne yapmıştık? Şöyle hem kabağı hem de havucu güzelce bir şekilde haşlamıştık. Şöyle süzgeçimizde biraz daha ne yapıyoruz? Bunları sıkıyoruz ki içinde şöyle suyu kalmasın. Şöyle yeşilliğimiz hemen kabak kullandık ve ondan sonra havuç kullandık. Onları da süzgeçimize koyduk ve tekrardan şöyle biraz daha süzüyoruz. Suyu kalmasın sevgili izleyicilerimiz. Evet şöyle. Evet, içebilirlerse o suyunu içsinler. Çok, çok faydalı. Kesinlikle öyle usta. Havuç suyu zaten biliyorsun biz burada anlattık günlerce. Herkesin evet. içmesi gereken 7'den 70'e şifa kaynağı olan mucize bir sebze efendim. Görüyorsunuz gayet de güzel suyu çıktı. Onu biz makarna suyunda kullanalım usta. Tamam, güzel olur. Evet. En azından daha da güzel bir lezzetli olmuş olacak. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle yavaş yavaş hemen Ayşegül Hanım ne yapıyor? Şu anda soğanlarımızı kavuruyor. Soğanlarımız biraz kavrulsun. Onun için ne ilave edecek? Karabiber tuzumuz olacak. Biraz da çok az bir pul biberi, fazla değil. Az bir pul biberimizi içine ilave edeceğiz. Ben de şöyle bir tutam kadar ne demiştik? Dereotu demiştik. Şöyle dereotumuzu alalım. Şöyle onu da ne yapacağız? İnce ince doğramamız gerekiyor. Şöyle dereotumuzu da hemen başlıyoruz. Yavaş yavaş ince ince şöyle doğramaya. Şu anda soğanlarımız kavruluyor. Soğanlarımız kavrulurken biz de hemen şöyle dereotumuzu hazırlayalım. Ve baharatımızı da tenceremize ilave ettik. Ve şöyle dereotumuz da gördüğünüz gibi hazırlandı puf için. Ondan sonra ne yapıyor? Şöyle gördüğünüz gibi haşlamış olduğumuz kabak ve havucu şöyle tenceremize ilave ediyoruz. Onlar yavaş yavaş tenceremizde hazırlansınlar. Soğanla beraber kavuracağız. Evet, şöyle. Ne yapalım? Dereotumuzu da içine ilave edelim. Şöyle. Evet, alayım. Şöyle dereotumuzu da sevgili izleyicilerimiz onu da içine ilave ettik ve yavaş yavaş tekrar kavurma işlemine devam ediyoruz. Hemen hamurunuzu hazırlıyorsunuz. Hamurunuzu hazırladıktan sonra ondan sonra ne yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz? Hamurumuzu güzelce bir şekilde hazırlıyoruz. 4 su bardağı kadar un kullandık ve unumuzu güzelce bir şekilde içine
sirkemizi, bir adet yumurtamızı, yağımızı, tuzumuzu, onlar bir paket kabartma tozumuzu ilave ettikten sonra hamurumuzu güzelce bir şekilde hazırlıyoruz ve dinlemeye bırakıyoruz. Herhalde bir reklam arasına gideceğiz. Reklamdan sonra tekrar da neler yapacağımızı bir daha sizlere anlatmış olacağız. Leziz sebzeli pufu yapıyorduk. Evet, sebzelerimizi Tunç Bey sağ olsun güzel bir şekilde rendeledi. Ben kavurdum. Ustamız hamurumuzu yoğurdu. Üç bir elden şu an yemeğimizin hazırlıklarına başladığımız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neler yapacağız usta şimdi bir dinleyelim senden. Evet şimdi sevgili izleyicilerimiz hemen sizlere sebzeli pufimizi yapmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzu güzelce bir şekilde dinlemeye bırakmıştı. Hamurumuz şu anda dinlendi. Ondan sonra bize ne yapmıştık? Şöyle sebzelerimiz. Gördüğünüz gibi önce ne yaptık? Havuç ve kabağı iyice bir rendeliyoruz. Onları tenceremizde haşlıyoruz ve haşladıktan sonra güzelce bir şekilde onları suyunu süzüyoruz. Ve hemen soğanımızı kavuruyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra içine karabiber, tuz ve Ayşegül'ün çok sevdiği vazgeçemediği pul biberimizi de içine ilave ediyoruz. Rüyamda şu an görüyorum bir saniye. Hep rüyalarında görüyor diyorsun evet. Ya. Ondan sonra bunları güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Sebzelerimizi içine ilave ediyoruz. Ondan sonra bir tutam kadar dereotumuzu içine ilave ettikten sonra hemen iç malzememiz hazır sevgilimiz. Hamurumuzda 4 su bardağı kadar unumuzla güzel bir hamur hazırlamış. İçine sirkemizi, ondan sonra bir adet yumurtamızı, bir paket kabartma tozumuz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar yağımızı içine ilave ediyoruz ve hamurumuzu güzelce bir şekilde hazırlıyoruz. Hamurumuz hazırlayıp sevgilimiz iyice dinlendirdikten sonra şöyle elimizle yavaş yavaş elimizi şöyle yağa batırıp hamurumuzu açıyoruz. Görüyorsunuz hemen şöyle sevgilimiz gördüğünüz gibi. Tepsimizi de hazırladık. Evet şöyle hamurumuzu açıyoruz ve hamurumuzun sevgilimiz şöyle güzelce bir şekilde açtıktan sonra kenarına gördüğünüz gibi iç harcımızı koyuyoruz. Şöyle iç harcımızı koyduktan sonra şöyle yavaş yavaş şöyle katlıyoruz. Hemen. Tepsimizi yağlayacak mıyız usta? Size zahmet şöyle yağlayalım. Tamam. Ben şöyle sizin yanınıza vereyim. Şöyle ondan sonra hemen tepsimize koyuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra tekrar diğer hamurumuzu aynı şekilde şöyle hemen gördüğünüz gibi tezgahımıza alıyoruz. Herhangi bir merdane veya da oklava farklı bir şey kullanmanıza gerek yok. Şöyle elinize güzelce bir şekilde açabilirsiniz. İsterseniz biraz daha fazla da açabilirsiniz ama şöyle sevgili izleyicilerimiz çok fazla açmayacağız. Şöyle hemen gördüğünüz gibi elimizle hafif dokunaraktan şöyle açıyoruz. Şöyle biraz daha ne yapalım? Şöyle iç harcımızı koyalım. Kenarına doğru iç harcımızı koyuyoruz ve ondan sonra şöyle kenardan yavaş yavaş şöyle katlıyoruz sevgilimiz. Hemen yarım ay şeklinde şöyle şekil verdikten sonra ne yapıyoruz? Tepsimize koyuyoruz şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi hemen hamurumuzu koyduk ve ondan sonra şöyle tekrar devam ediyoruz. Şöyle hamurumuzu açmaya. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi. Ben o zaman şöyle size bir adet de yumurtamızı sarısını kullanacağız. Şöyle bir adet de yumurtamızı veriyoruz. Ve yavaş yavaş şöyle pufimizi hazırlamaya devam ediyoruz sevgilicilerimiz. Evet şöyle. Tamamen ev yapımı %100 doğal bir börek olacak. Evet. Ve içerisine koyduğumuz malzemelerle zaten ne kadar sağlıklı ve farklı olduğunu da gösteriyor. Görüyorsunuz kabak, havuç, dereotu kullandık. Hamurumuzu da kendimiz açtık. Evet, bir de soğan ve dereotumuz var. Onunla beraber çok fazla da baharat kullanmayabilirler. İsteyen bu şekilde de sevgilicilerimiz güzel pişirimler yapabilirler. Özellikle ne yapabiliriz? Böyle çocuklarımıza da hazırlayabiliriz. Sabah okula giderken veya da öğleden sonra okula giderken çocuklarımızın beslemesine de koyabiliriz değil mi Ayşegül Hanım? Tabii onların sağlıklı beslenmesi çok önemli. Çocuk sahibi olanlar, aday olanlar, bakın şu an böyle... Biz hep böyle vurguluyoruz. Çok mutlu olduk. Gerçekten Tunç Bey'in böyle inşallah Allah nasip ederse sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına almayı nasip etsin. Amin. Kendisi ilgili alakalı mutfakla Orhan Bey de eminim bu konuda hassastır. Çocuklarımızı evet. Özellikle bu noktada biraz daha hassas beslemekte fayda var. Öyle değil mi? Evet kesinlikle. Evet. Evet şöyle devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Hemen gördüğünüz gibi son... 4 tane bezemiz kaldı. Onları da hazırlayacağız. Bir yandan şöyle elimize sadece yavaş yavaş şöyle dokunuyoruz. Hemen hamurumuz kolay zaten pratik bir şekilde açılıyor. Ve açıldıktan sonra iç harcımızı hemen şöyle kenarına ilave ediyoruz. Şöyle. Hemen ilave ettikten sonra şöyle biraz ne yapıyoruz? Hamurumuzu toparlıyoruz. Hemen ondan sonra yavaş yavaş katlıyoruz. Şöyle. Ve katladıktan sonra tekrar da ne yapıyoruz? Şöyle tepsimize ilave ediyoruz. Gözlüğü tepsimize koyuyoruz ve diğer hamurlarımızı aynı şekilde açmaya devam ediyoruz. Bezeleri çok fazla büyük kesmenize de gerek yok sevgili izleyicilerim. Şöyle ceviz veya portakal mandalina büyüklüğünde de kesebilirsiniz.
Şöyle yavaş yavaş hemen gördüğünüz gibi kolay bir şekilde açılıyor hamurumuz. Hemen şöyle dokunarak da açabiliriz. Evet, şöyle açtıktan sonra harcımızı şöyle kenarına koyalım. Evet. Siz bunun içine farklı şeyler de kullanabilirsiniz ama böyle yaparsanız da daha farklı ve daha güzel olacak. İsterseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Evet, şöyle koyalım. Şöyle devam ediyoruz. Hamurumuzu açarken çok hafif elimizi yağa batırıyoruz. Sevgili izleyicilerim, şöyle yağla beraber açıyoruz. Daha rahat bir şekilde açılması için. Şöyle gördüğünüz gibi hemen elimi hafif yağa batırıp ondan sonra hamurumuzu tezgahımızda açıyoruz. Evet, şöyle. Bunu biraz daha da büyük açabiliriz. Gördüğünüz ne kadar büyük açmak isterseniz o şekilde açabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Hemen açtık ve ondan sonra harcımızı şöyle kenarına koyalım. Biraz da harcımızı koyduk. Ondan sonra tekrardan ne yapıyoruz? Bunu güzelce bir şekilde hemen katlayalım. Evet, şöyle tepsimize koyduk. Evet, güzel güzel şimdi böreğimizi yapıyoruz. Usta çok harika hazırlıyorsun. Şimdi ben böyle sen güzel yemek yaptın diye sana bir armağan göndermek istiyorum. Tamam. Tabii böyle ne uzaktan gönderemeyeceğime göre. Püfümüz hazır. Güzelce bir şekilde görüyorsunuz. Sebzeli, leziz püfümüz hazırlandı. Püfümüzü ne yapalım? Şimdi yavaş yavaş fırına gönderelim. Fırında 160 derece bir yarım saat pişmesi gerekiyor. Ondan sonra piştikten sonra sizlere tekrardan göstereceğiz ve bir daha anlatacağız. Ve püfümüzde neler yaptığımızı, nasıl yaptığımızı şöyle görüyorsunuz seviyicilerimiz. Şu anda hemen hazırladık. Püfümüzü yavaş yavaş ne yapalım? Şöyle fırınımıza gönderelim. Fırınımızda hemen pişsin. Evet, şöyle fırına gönderiyoruz. Ve fırına gönderdikten sonra şöyle 160 derece fırınımızı ayarladık. Olimpist'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpist. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpist'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpist'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. Olimpist.